kırık hayatlar, hayatı daha iyi anlamak, hayata bakışımızı değiştirmek için bu hafta Kırşehir'e rotasını çeviriyor. Her zerresi tarih kokan, her karış toprağında yaşanmışlığın izlerini taşıyan Kırşehir, Hititlerden Bizans'a pek çok medeniyete tanıklık etmiş. Parnasos, Makisos ya da Kapadokya. Kırşehir'e pek çok ad verilmiş tarih sahnesinde ancak gerçek kimliğine 13. yüzyılda ulaşmış. Aşık Paşa, Caca Bey, Ahi Evran, Süleyman Türkmani, Ahmedi Gülşehri, Hacı Bektaşi Veli gibi Türk İslam şair, düşünür ve mutasavvıfları yetiştirmiş. Osmanlı döneminde ise Kırşehir önemli sancaklardan biri haline gelmiş. İlk yerleşimin M.Ö. 3000'lere uzandığı Kırşehir, zengin bir kültür mirasına sahip. Kırşehir'in ortasında bir koca çınar gibi duran bu yapı, Kırşehir Huzurevi adeta koca yürekli kırık hayatların mağaradır. Sıcacık bakışları, en acıtan anılarını gizledikleri nasırlı avuçları, hayatın her anını dantel gibi ilme ilme işlendiği güzel çehreleri ve her sözü özlü, her sözü özden asırlık çınarların yanında alıyoruz soluğu. Hangimiz dinlemedik dedemizden, ninemizden, kış geceleri içimizi ısıtan masalları? Mustafa amca da evlatlarına hasret, anlatıyor 82 yıllık masalını. Ama onun masalı hayatının kırık yansıması. Dünyanın ucu tutulmuyor her kardeş. Ne avrada güveniliyor, ne evlada. Ne toruna güveniliyor, torun ne torunuyor. Bunu böyle bilir. Ben babamı sırtımda taşıdım. Son günde yine ya benim yatağımda, evimde vefat etti babam rahmetli. Bizim iş tersine döndü. Zararlar başladı. Maddi zararlar. Efendim bu şekilde maddi zararlar olunca tabii ki haç mevsimler ondan sonra sıraya bindi. Çeşitli nedenler, yokluklar. Buraya gelmeye hanım öldü, oğlum vardı öldü. 5 çocuğuyla. 3 oğlu vardı, 2 kızı vardı. Ben yemek yapmayı bilemem. Çamaşır yıkayı bilemem, çamaşır yıkamayı bilemem. Evi süpürmeyi bilemem. Süpürgeyi kullanmayı bilemem. İşin harbi ise bu vaziyetteyken ben şaşırdım. Maddi durum düşünce bana dediler ki huzur evine müracaat et. Eskileri özlemle yad ediyor İbrahim dede. Dünyada 2 tane mesut ev varsa biri benim evim diye iftihar ederdim. Ne kadar misafirim gelirse diyorum bak köyden kelten misafirler gelir. Benim bu sanatımın, kalaycılığımın yüzüne benim evim oraya, benim evim merdivenimde. 25 yaşındayken vay vay, bana derlerdi ki motor değilsin ha, motor olsa nasıl olacaksın derlerdi çalışırken. Ben biraz avcılık yaptım. Şu dağın başına doğru çıkarken, giderken arkadaşlardan yarım saat erken giderdim. Sigara ağzımda, sigara bana dokunmuyor derdim. Lanet olası, sigara bana dokunmuyor derdim. Sigara beni öldürüyormuş, benim haberim yokmuş. Sigaraymış beni öldüren. Şimdik ben bunu, sigaranın öldürdüğünü şimdik biliyorum. Bu yaşa gel, bundan 3-5 sene evvelsine gelene kadar. Bay parsameliyat olana kadar biliyorum. Ondan sonra o zaman öğrendim. Prostat ameliyat oldum, bypass ameliyat oldum. Akabine, vay vay. Bu ocağa bastın bu sigarana. Sigara öldürürmüş. Hakikaten de gençlere tavsiyem sigara içmesinler. İbrahim dede tüm hüzünlerine, özlemlerine rağmen gülen gözleriyle umutla bakıyor hayata. Yüreği sevgi dolu, hayat dolu. Ya buraya bak, buraya. Ah bunu koy, bunu ayıramışsın. Öyle bir şey ki. Ya dönüş nine? Onun kafasında binlerce soru. Benim paramı yediler. Yakınlar, uzaklar değil. Hep yakınlar. Eşinin vefatıyla yıkılmış dönüş nine. En sevdikleri,
en büyük acıyı yaşatmış ona. Bir çatı bulamamış kafasını sokacak. 6 kız kardeşik, 2 oğlan kardeşik. İşte onlarla yaşadık indiyece. Görüşmüyorum. Hiçbiriyle de görüşmüyorum. Çünkü huzur evine düştüm onların şeyinden. Ne olduğunu bilemiyorum. Yaptılar yapacakları kadar. Yürüyen insanlar diyemiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü ben buradayım. Ben bu yaştan buraya düşecek değildim. Daha değildim. Bir şey diye olmayacaktı. Ama oldu. Benim beyim öldü. Beyimin verdiği, aldığı, yaptığım işler hepsi gitti şu anda. Ben boyalara düştüm. Her şeyim kalmadı. Onlar bana sahip çıkmadı. Bir adam düşünce insan hiç mi sahip çıkmaz? Ben düştüm, bana sahip çıkan olmadı. Hemen yerde kaldım, yer altı çarşının üstünde bir çantayla kaldım. Hangisine ne diyebilirim ki? Bir şey diyemedim. Kadın sığınma evinde kaldım. Oradan çıktım, kız yurdunda kaldım. Ondan sonra buraları tercih ettim. Buraya geldim, savcılığa çıktım. Buraya geldim, burada çok şükür bir rahatım. Bunu kendilerini hiç bilmediler. Ben bir kadınıydım, kadın kapıya atılmaz. Kapıya atılır. Suçlu olsa dahi kapıya atılmaz bir kadın. Onun için çok ağladım. Çok kendi kendime, çok ellerin ekmeğini yaptırdılar bana. Yapmadığım kalmadı. Ama ana baba olmayınca insan düşüyor. Düştüm bile de kimse kaldırmıyor. Dönüş ninenin artık bir ailesi, özlem duyup da hiç sahip olamadığı evladı yerine koyacağı birçok çocuğu var. Geceleri yine de hüzün çökse de içine, huzurla uyuyacağı sıcak bir yuvası var. Şimdi bizim kuruluşumuzda yaklaşık 100 yaşlı kalıyor. Hani böyle akşamın verdiği bir hüzün vardır ya, her zaman işte böyle evet. Şiirlere falan da konu olmuştur. Birçok yaşlı odalarına çekilince akşam, bazıları işte bizim yanımıza geliyorlar yavaş yavaş. İşte o gün belki bir telefon almış oluyorlar yakınlarından ya da bir haber duymuş oluyorlar. Onu paylaşmak istiyorlar. İşte veya akıllarına hani bizleri görünce evlatları geliyor. Bazen ben çocuklarımla geliyorum. Hani o kadar böyle torun sevgisine o kadar şeye hasretler ki kucaklarına alıyorlar, sevmek istiyorlar, işte küçük hediyeler vermek istiyorlar. Pişmanlıklar da var elbet bu çatının altında. Yürekleri pare pare eden anılarda. 55'te benzinci olduğumda bir dahın elbise yaptırdım. Hiç giymedim. Ortağımla beraber İstanbul'a gittim. Yusuf Kesimer dediğiminin. Hanım da bağ başında oturdu o zaman. Karşımızda komşunun damadı ölmüş. Berber Niyazi derlerdi o zaman. Ankara'dan geldi orada. Hanım ütüyü pantolon üzerine koyuyor, pantolon üzerinde ütü, pantolonu yakmış. Ben hiç giymeden İstanbul'a gittim. Öyle pakete koyduk, gittik. İstanbul'a vardım ortamla beraber. Şimdi gezeceğiz. Pantolon böyle sağ bacağımı soktum. Bacağım yukarı çıktı, pantolon ikiye bölündü, açıldı. Oradan geri geldik eve. Hanımı hazır vaziyetine aldım. Çok üzülüyorum üzerine yaptığım hareketlerime üzülüyorum. O da hakkını helal etti de. Şimdi eyvah diyorum da işte o zaman cahilliymiş demek ki. 54'te, 55'te. Şimdi oğlum evlendi de 60 doğumlu bir oğlum var Antalya'da. Buraya bizi görmeye gelmişler. Ona canım gülün diyor. Ona canım gülün diyor. Ben 65 sene 64. Biz hiç birbirimize canım, kulum, ağam, paşam demedik. Böyle geldi geçti. İbrahim dede çocukluğuna gidiyor birdenbire. Kolay mı? Baba ocağı unutulur mu? 1932'de babamın dükkanı vardı. Babamın uzun çarşıdaydı. Kasap Arap'ın olduğu yerde, uzun çarşıda. Dükkan beklemeye gittim kız kardeşimle beraber. Sene 32.
Ben 6 yaşındaydım. Kız kardeşim 8 yaşındaydı. Babam da o zaman Ankara'dan, İstanbul'dan mal alınmazdı da yukarıda gelir, yukarıdan alır, aşağıda satılırdı. Oda lokum kutuları vardı. Sandık kutulardan. Ben bir sıra lokumu bitirdim. Yedim. Babam geldi, aferin oğlum dükkanı beklemişsin dedi. Bir lokum da babam verdi, bir de sığazladı beni, öptü. Eve akşam gittik, ertesi gün bakmış ki bir sıra lokum gitmiş, yenmiş. Ertesi günü dükkana geldim yine. Babam beni önüne kattı, kuvaladı, bir de küfür yaptı. Bir sıra lokumu yemişsin değer mi dedi. Kuvaladı, ben de tutamadı, ben de kaçtım. Henüz çocuk yaşta evlenip yıllarca aynı yastığa baş koyduğu eşini özlemle anıyor İbrahim dedi. 26'lıyım, hanım 29'lu. 2 sene bekledik 18 yaşını doldurup da belediye nikahı yapılıncaya kadar. O şekilde 2 sene bekledim. O arada ara sıra kaçamak yapardım. Hediyeyle giderdim, öyle görüşürdük. 3 tane kaynım vardı, biri askerdeydi, ikisi okuyordu. Onlar da haberi olmazlardı, görmezlerdi. O şekilde 46'da evlendim. 7. ayın 7'sinde, 7 Temmuz'un 7'sinde, Perşembe günü, Pazartesi günü babam düğünü başlattı. Bağ başında da 3 gün düğünüm, yani davul çalındı. Sultan yine de İbrahim dedemiz gibi çocuk yaşta evlenip hayatın yükünü erken yaşta sırtlayanlardı. Eşi bu fani dünyadan terk-i diyar edince Sultan ninemiz bir göz odalı kerpiç evinde yapayalnız kalmış, bir gece penceresinin tıklanmasıyla başlayan olayları hala korkuyla anlatıyor. Balcı Köyü. Oradan Sulanlı Köyü'ne geldim, evlendim. Yüzüm ayağınızın altında kuzum. Orada adamın evi yokmuş. Bir ağaya çiftçi durmuş, onun bir kumes gibi ev verdi. O kadınla vardık, muhtara durumu anlattı kadın. Bir de köyden dışından arsa verdi. Orada para yok, nasıl diyecek? Yağmur yağdıkça kerpiç kestik evine, yalaklardan. Ne başınız ağrıdayım, oraya çıktık. Oraya çıkınca oğlum oldu, kızım oldu, yüzüm ayağınızın altında kardeşim. Oğlan evlendi gitti, kız evlendi gitti. Ben orada her sakına ölmeden 15 dönüm arsa çevirdim gece gece kimse görmeden. 15 dönüm elma, ceviz, armut diktim. O arada da herif öldü. Çocuklar her biri bir yanda çalışmaya gitti. Ben de ağlayıp duruyorum, dağın başında kimse yok. Abdest alıyorum, namazı kılıyorum, ağlıyorum. Ne başınız ağrıyım. Ortalık ışımış, haberim yok. Pencere perdeli, pencere tıkırdadı. Benim kardeşim, evlatımsınız ama dedim içeri girecekler. Ya Resulallah, kimsem yok dedim. Işık durdum vurdum, bir daha tıkırdadı. Dedim ne olursa olsun şöyle bir bakayım. Perdeyi kaldırdım, kedi. Omuzunu vermiş, ödüm bağrım yarıldı. Kızım da oraya koyun içine verdiydim, Kırşehir'ine koştu. Sabahla Kırşehir'in yolunu tuttum, geldim damadına kızıma dedim ki durum böyle böyle, ben korktum, kediymiş ama benim ödüm patladı. Benim halim ne olacak? Tamam dediler, götürelim seni dediler. Elmanın parasından da halı yastık aldım, taban halısı aldım, neler aldım eve. Günde bir kamyon elma satardık. Ne başınız ağrıdayım, kurban olayım. Tamam dedi damat. Bir kamyon tuttu, kamyon tuttum, parasını verdik. Yüklediler eşyalarımı, geldik Kırşehir'ine. Sultan nine dişine tırnağına takıp zorlukla büyüttüğü evlatlarının yuvalarına sığamaz olmuş. Bir lokma ekmeği çok görmüş damadı bu çilekeş anaya. Öğlen ekmeği yiyorlar, ben de inan şunun gibiyim, kollarım çöp gibi. Öğlen ekmeği yerken bir araba geldi kapıya. Kızının kaynanası, kayınbabası Dedeli Köyü'nden. Damadı geldiler. Onlar da oturdu yemeğe. Ben bir sokum aldım, zaten yemiyorum. Gelir, yiy dediler. İştahım yok dedim. O zaman acaba
Damat dedi kalk kalk dedi, kalk kalk dedi. Kolumdan tutmadan he, kalk dedi, duymazdan geldim onu. O zaman önce kalktı, kolumdan tuttu, sürdü kapıya beni. Kapıda araba varmış, arabanın içine attı. Beni getirdi çarşının ortasına, sokağa gitti. Ağzım kuyulu, kurban olayım. Ben de sokak görmedim, çarşı görmedim, köy kadınıyım. Kadının birisi çığırıyor, gel kızım ağlama bizim eve gel. Ne diyeyim varayım, tanımıyorum, bilmiyorum. O zaman acı bir araba geldi. Üç tane plüs indi, plüsler gezerdi de biliyorum onu. O zaman acı plüsün biri ama o sultan hala dedi. Ne bildin benim sultan olduğumu, kurban olayım dedim. Dedi, anamın ağzı ağzı de dedi. Sizin köye götürdük de dedi, kocanla dedi, benim babam asker arkadaşıydı dedi. Evinde bir hafta ağladın anamı dedi, hocaya okuttun dedi. Ben o zaman ortaokulda okuyordum, plüs oldum dedi. Aradan kaç yıllar geçti. Bu hal ne hal dediler. Durum böyle böyle dedim. Damat beni attı buraya, gitti dedim. Seni dediler, huzur evine götürüyor dediler. Ben huzur evini duymadım biliyorum. Beni dağa götürüyorlar Allah dedim. Ağlıyorum ha. Kollarım neyim, çöp gibi, konuşmaya dermanım yok. Bu dert beni yer, yer. Sultan Nine yaşlı gözleriyle gülümseyerek bakıyor hayata. Artık yeni yuvasında mutlu. Allah razı olsun, sizin de onun da tırnaklarına kurban olayım. Devletime kurban olayım. Beni getirdiler, buraya teslim ettiler. Mustafa dedenin hayatının kırılma noktası da Sultan Nine'den farksız. O da eşinin vefatıyla yalnızlığa sürüklenmiş. Bir yandan evlatlarının dışlaması, bir yandan malını mülkünü kaybetmenin verdiği zorluk. Aile düzeni bozuldu muydu? Şey olmaz, bir de bir bozulursa tutturamaz. Zor. Aradan zaman kayboluyor. Onun için giden gün geri gelmiyor. İki eşinin de vefatına tanık olmuş. Ama ne hayata ne sevgiye küsmüş. Üçüncü bir izdivaç olur mu sorumuza, bakın nasıl yanıt veriyor. Belki de olabilirdi ama mevsim geçti. Yaş itibariyle bunların hepsi geçti. Yani bunlar dese dahi, dense dahi sözde kalır. Yaş geçince her şeyden el çekiliyor. Deyincim aşağı yukarı yaşım biraz ufak, 90. Hayat sona erdikten sonra, yaşlandıktan sonra plan milan da yapmak bitiyor. Enerji bitiyor bir kere. Yüzü güleç, özü sözü bir teyzemiz anlatıyor huzur dolu ama yalnız hayatını. Geçimiz babamı öyle amelilik yapardı. Biz o yerçeğinden yastık doğurduk, ondan geçimizi öyle tarla taban öyle görmedim. Sadece evde öyle yaptım. Abdestimizi aldık, namazımızı kıldık, çocuğu kanı bile. Kur'an'ımızı okuduk. İyi, iyi geçti. Teyzemizin tertemiz yüreği anlam vermiyor evladının anayı, babayı terk edişine. Ben buraya gelince duydum ananın anaya babaya bakılmadığını. Halbuki anaya babaya bakılır, der, o nasıl büyüttüyse o da öyle. Hani annenin ayağının altına cennet diller, cennete şey. Ama hiç bunu bilen yok. Acık şeyden dolayı okumuş yani, acık Allah'ın kitabını bilecek biri olursa öyle olmaz. Huzur evinin hayata umutla bakan aile büyükleri dışında bu yuvaya gönül vermiş yöneticileri ve çalışanları da kırık hayatları sevgiyle kucaklıyor. Hepsinin tek bir ortak tarafı varsa o da itilmişliğin, terk edilmişliğin ve kendini yalnızlık duygularıyla baş başa kalmaları. Ve bundan sonra daha kaliteli, düzgün bir ortam geçirmek hedefindeler ve biz de
yaşlılarla birlikte iletişimlerini düzgün bir şekilde sağlayabilmeleri için gerek psikolojik olsun gerek sosyal olsun uyum sağlayabilmeleri için her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Severek, aşkla yaptığı zaman inanın hiç zorlanma yok. Ama sevmek lazım, istemek lazım. Bu işi devlet memuriyeti zihniyetiyle yapacak olursak yapamayız zaten. Bu işe aşık olmak lazım. Onun için biz bu işi severek yaptığımız için zorlanmadık yani. Bizim tabii çaresiz kalan, mecbur kalan tüm yaşlılarımıza kapımız açık. Onlara elimizden geldiği kadar hizmetimizi, hürmetimizi edeceğiz. Ama anası babası yanındayken, anası babasına peygamberimiz demiyorum ki ananız babanız yanında öf bile demeyin. Yani bu onların hayır duasını almak varken, onları buraya göndermek kadar, yani buraya göndermek derken burada belki evlerinden daha çok hizmet görüyorlar. Daha çok rahatlar. Ama aile ortamı daha bir bambaşka.